şehirlerimizde şiddete uğrayarak hayatını kaybeden tüm hekim ve sağlık çalışanları adına saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı'mızı birlikte söylemeye davet ediyorum. Çalıştayımızı da sağlıkta hoşgörüyü konuşuruz demek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Bu konuda biz baro olarak ve avukatlar olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu bildiriyorum. Ve çalıştayın başarılı olmasını beklerim de saygılar sunuyorum. Yeni mezunlarımız, hani bir tıp fakültesinde kendi mensubu olduğum bir üniversite, mutlaka sağlıkta iletişimi de anlatmalıyız. Özellikle ölüm haberi nasıl verir onları söylemeliyiz. Yani geldiğinde biliyorsunuz, yani direkt başınız sağ olsun, babanız öldü denildiğinde bayılanlar, aniden o psikolojik reaksiyon veren insanlar olabiliyor. Onlara karşı da biz eğitim anlamında da bir zırh edinmeliyiz, bir zırh vermeliyiz. Geçmiş olsun, işte bir saat önce geldi, şöyle bir oturun, hop diye öyle söylememesini söylüyoruz. Arkadaşlar, yani başın sağ oldu deyip gitmek yok. Yanına gir, koluna gir, bir güvenlik çağır, beraber bir iki adım at, hiç ömür boyu unutmuyor. Hepinize güzel bir panel diliyor, sağlıklı günler diliyor. Saygıdeğer meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii programımızın hazırlanmış olduğu bu sağlıkta hoşgörünün artırılması diliyorum ben. Öncelikli olarak, elbette şiddet tek taraflı değildir. Ben biraz sistematik olaya bakmak istiyorum. Sistemlere baktığımız zaman evrensel sağlık koruyuculuğu dediğimiz bir kavram var. Bu kavram şunu tarifler. Herkesin ihtiyacı olan sağlık hizmetine finansal sıkıntıya maruz kalmaksızın ulaşabilmesidir. Burada ana hedef 3 tanedir. Gelişmiş sağlık durumu, finansal sürdürülebilirlik ve vatandaşın ömrünü öne çıkar. 3 tane ara gaye vardır. Bunlar etkin ve verimli sağlık hizmeti, kaliteli ve adil sağlık hizmetine erişim. Bu bağlamda baktığımız zaman sorun varsa çözüm de vardır. Çözümü ortaya koymak için öncelikle problemi doğru tanımalıyız. Problemi tanıdıktan sonra kök analizlerine inmeliyiz. Kök analizlerinde politika oluşturmalıyız, karar vermeliyiz, uygulamalıyız, sonuç değerlendirmeliyiz. Yüzde kaçını çözdük problemi, sonra tekrardan devreye almalıyız. Bu da problemi çözerken ülke şartlarına uygun olmalı ve değişimi halk tarafından benimsenmesi gerekiyor. Eğer siz değişimi halk tarafından benimsenmeyen bir değişim gerçekleştirirseniz bu kadük kalıyor ve geri adım atmak zorunda kalıyor. Bunun en bariz örneğini biliyorsunuz, sevk zinciri uygulamasını yaşamıştık. Ayrıca bu düzenleme yaparken kamunun güçlü düzenleyici rolünü de ortaya koymamız gerekiyor. Önümüzdeki problemlere baktığımızda, sistemsel olarak problemlere baktığımızda birinci problemimiz ülke olarak sağlıkta bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünün artmasını görüyoruz. Obezite, hareketsizlik gibi. Uzayan bekleme süreleri ve randevu alma güçlüğü diğer bir sorunumuz. Katastrofik sağlık harcamalarının artması. Bu şu demek. Aile bireylerinin gelirlerinin %40'tan fazlasını sağlık harcaması olarak kullanılıyorsa
bu katastrofik sağlık harcamasıdır. Bu oranı %20'ye yakın şu an Türkiye'de, bunun dünya ortalamalarının çok çok daha altına inmesi gerekiyor. Sağlıkta erişilebilirliğin bir yer ölçümü de budur. Sağlıkçıların gelirlerinin azalması, malpraktis davaları, Sayın Baro Başkanım burada konuyu detaylandırılacaktır zaten, onun için detay etmek istemiyorum. Kamudan doktor göçünün önlenmesi, Sayın Başkanım bahsetti. Yani ülke dışına göç olduğu gibi kamu dışında da bir kaçış var. Onu da engellememiz gerekiyor. Diğer tarafta şiddet. Şiddete baktığımız zaman araştırmak gerekiyor. Çözüm skalasını çalıştırmamız gerekli. Cezai tedbirlerin uygulanmasını sağlanması gerekiyor. Sadece karar almak yetmiyor. Gerginlik dilini bırakmalıyız. Birlikte hoşgörü dili geliştirmeliyiz. Özellikle sivil toplum kuruluşları ve medya üzerinden bunun artırılması gerekiyor. Bazı önlemleri de artırmalıyız. Mesela şiddet uygulanmış bir kişinin hastaneye giderken karakoldan izin alması gibi. Dünyada bunun örnekleri var. Bu örneklere yönelik çalışmalar yapmak ve bu şekilde biraz sağlık hizmetini alırken uygulayacağı zaman bir şiddeti 3 defa düşünmeli. Sistemsel eksikliklerimiz olabilir. Sistemsel eksiklikler var diye hekim arkadaşlarımız kendi öz işlerini unutmamalılar. Yani gelirim azaldı diye hastaya bakma kısmındaki işimizi aksatmamalıyız. Arkadaşlar, hekim hikmet sahibidir. Diğer taraftan hekim işini yaparken kesinlikle mağdur edilmemelidir. Sağlık okuryazarlığını arttırmalıyız. Vatandaşın hizmet almasında doğru kanalı kullanmasını sağlamalıyız. Evet, şiddetin kimseye faydası yoktur. Verimliliği düşürür. Ben şu düşünceleri paylaşarak mikrofonu bırakmak istiyorum. Sağlık iş gücünün zirvesi olan hekimlerimizi korumak bizim en temel görevlerimizden bir tanesidir. Bu çalıştayın çıktılarını Sayın Başkanım özellikle takip edeceğim ve bu konu üzerinde üzerimize ne düşüyorsa bunu da buradan sizlere söz olarak veriyorum. Gereken yapmak için tüm gayretlerimi sarf edeceğim. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum.